Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim soslu fırında kanat yapacağız. Böyle mangal gibi çok lezzetli oluyor. Öncelikle sosunu hazırlayacağım. Hemen kanatı karıştırıp fırına atacağım. Çok da kolay oluyor. Yanına bir çorba, bir pilavla akşam yemeğinizi hazırlayabilirsiniz. Hemen baharatlarımı sıralayayım. Toz biber, pul biber, kimyon, karabiber, tuz ilave ettim. Hemen hemen yarım tatlı kaşığı kadar diyebilirim. Bir yarım su bardağı yoğurt. Yoğurt özellikle hem böyle yumuşacık yapıyor hem de güzel kızartıyor. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Bir 3 diş orta boylardan sarımsak. Özellikle sarımsak kesinlikle katın. Hemen çırpıyorum. Bu kadar. Hiç su falan sakın katmayın. Yoksa çok sulanır, pişmesi uzun sürer. Sos tavuğunuzu yapmaya karar verdiğinizde hemen fırınınızı açın. Ayarınız hangisi en yüksekse onu ayarlayın. Benim fırınım 250 derece en yüksek. Ben 250 dereceyi getirdim. Önceden en az bir 15 dakika öncesinden fırınınızı ısıtın. 1 kilo kadar tavuk kanadını içine ilave ediyorum. Şimdi elimle güzelce şöyle karıştıracağım. İnanın daha rahat karışır. Eğer zamanınız varsa şimdi bunu böylece sarıp dolaba kaldırın. Birkaç saat dinlendirin. Daha yumuşak olacaktır ama benim şu an hiç vaktim yok. Hemen atıp pişirmem gerekiyor. Tamamdır. Şöyle kenara alayım. Şöyle borcamda yapacağım. Çünkü çok fazla değil. 1 kilo. Bunun için yeterli gelir. Böyle sosa bolca bulayarak alıp hepsi yağlı kağıda diziyorum. Muhakkak ya sosa bolca şöyle bulayın arkadaşlar. Sosu da gelsin. Mesela şöyle yapsam bir kanat, bir but şeklinde daha iyi olur. Yani 5 dakikada hemen atın. Yarım saatte pişiyor zaten siz pilavınızı, çorbanızı, yapacaksanız salatanızı yapana kadar. Sosu karıştırdıktan sonra diyebilirsiniz sosum çok arttı. Artıyor, ona yapacak bir şey yok. Çünkü bol sosun içinde yapmamız gerekiyor. Ondan artıyor biraz arkadaşlar. Tamamdır. Hemen şunu da belirteyim. Ben kekik kullanmadım. Kekik yanık bir görüntü yapıyor. Ben size tavsiye etmem. Sosum da şu kadarcık kaldı. Şimdi 250 derecelik yani en yüksek ayarda üzeri böyle iyice güzel kızarana kadar pişiriyorum. Fırından çıkarttım. Harika kızarmış arkadaşlar. Siz isterseniz böyle biraz daha az kızartabilirsiniz. Ben böyle alt tarafını da güzelce kızarttım. Hemen servis tabağını alayım. Şimdi buna birçok arkadaş yanık diyecek ama inanın ki çok güzel kızarmış. Sizler biraz daha az kızartabilirsiniz. Şöyle yakından da göstereyim. Benim için gayet güzel. Sizler isterseniz biraz daha az kızartın. Gayet güzel oldu arkadaşlar bence. Sizler biraz daha az kızartabilirsiniz. Yanık diyecektir birçok arkadaş ama biz biraz böyle kızarmış seviyoruz. Şimdi artık videomu burada bitireyim. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.